Pandemi kısıtlamalarının kaldırılması, Rusya-Ukrayna savaşı, diğer ülke merkez bankalarının tersine Türkiye'deki faiz indirimleri ve daha nicesi. 2022 yılı piyasalar açısından oldukça hareketli geçti. Enflasyona karşı varlıklarını korumak isteyenler borsa, döviz veya altın gibi araçlara yöneldi. Bunun en belirgin özelliklerinden bir tanesi de Türkiye'nin tüm dünya ülkelerinin aksine faizi indirmesiydi. Yani bunlar 2022'ye damga vuran olaylar olarak söyleyebiliriz. Vatandaşların dikkatle takip ettiği dolar 2022 yılında dalgalı bir seyir takip etmiş olsa da yıl sonunda satış fiyatını %41 artırmayı başardı. Euro ise 2022 yılının Ocak ayında 13 lirayla başlayan dolar yılı 18.85'te kapatmış oldu. Yani bu da %40'a tekabül ediyor. Euro fiyatı da yine Ocak ayında 2022 Ocak ayında 15 lirayla başlamıştı. Yılı 20 lira 10 kuruşta tamamlamış oldu. Bu da aşağı yukarı %33 koymuş oldu. Fed'in faiz kararlarıyla inişli çıkışlı bir yılı izleyen altında 2022 yılında değerlenenler arasında. Altın, yatırımcıya yıl boyunca %38,2 kazandırdı. 2022 Ocak ayında 775 lira olan altın fiyatı yılı 1100 lirayla tamamlamış oldu. Yani %40 koymuş oldu. 2022 yılına 775 lirayla başlayan gram altının fiyatı 2023 yılının ilk günlerinde 1100 lira seviyelerine kadar çıktı. Altın fiyatının bu fiyatlarda seyretmesi tamamıyla baskılanmayla bu durumda. Ama Türkiye'de dolar fiyatının yüksekliğine bağlı olarak 1100'leri görmüş oldu. Fakat tüm dünyada hala altın çok ucuz. Peki piyasalardaki yükseliş sürer mi? Ons bazında söyleyecek olursak altın fiyatlarının 1400-1500 onsları hatta daha ileriki vadelerde 2000-2500'lerden bahsedilmekte. Yani önümüzdeki 2023 yılı altın yılı olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Ekonomist Arif Oraş yeni yılda yatırımcılara önemli tavsiyelerde bulundu. Yeraltı madenlerinden değerlenmeyen tüm uluslararası piyasalarda 3 maden kaldı. Bunun birinci derecede altın, ikinci derecede gümüş, üçüncü derecede platin olduğunu söylemek mümkün. Biz yatırımcılarımıza önerimiz şu, bu düşüşleri altın alımı olarak değerlendirmelerini, bunun yanına gümüşü de koyarlarsa daha iyi olur. Gümüşün de çok uzun vadede çok daha ileri fiyatlara yükseleceğini söyleyebiliriz.